Herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıf çember daire 32. föyle tekrar bir aradayız. Bu kısımda çemberde açıları öğreneceğiz. En keyifli kısımdır çember daire konusunun. Haydi bakalım başlayalım yolculuğumuza. İlk göreceğimiz şey arkadaşlar yay. Bir yay nasıl ifade edilir? Bakın bir yay AB yayı demiş. Üzerindeki şu eğriyle ifade edilir. AB yayı. Aynı şekilde AXB. A'dan başlarsınız bakın şu şekilde gelmiş. B'ye kadar gitmiş AXB yayı. Ya da bunun uzunluğunu da soruyorsa bakın ne yapmış? Mutlak değer duvarları içerisine almış. Sonrasında merkez açı. En çok kullandığımız ve bize en fazla kolaylık sağlayan açı çeşididir merkez açı. Gördüğü yayla ne yapıyor? Ölçüsünün kendisine eşit olduğunu söylüyor. Ne yapıyorsunuz siz? Bakın şu ifadeyi alıyorsunuz. Hemen merkezden diyorsunuz ki tamam ben geldim. Şu şekilde çizdim. Kollarımı çizdiğimde benim karşımda hangi açı varsa o açıyla alakalı ben diyorum ki burası alfa ise burası da alfa. Burası 20 ise burası da 20 şeklinde söylüyorum. Devam edelim. Örnek 1 arkadaşlar. O merkez demiş, soruda vermiş. ALB yayı, bakın yay demek bu. 210 derece. ALB yayı, şu yayı 210 derece olarak söylemiş. Çemberin tamamı arkadaşlar zaten 360 derece. Hemen 210'u çıkarttığınızda ifade olarak size ne gelecektir? 150 derece gelecektir. Şu kısım, taramadığımız kısım nedir arkadaşlar? 150 derece. Benden neyi istiyor? AOB açısını, şu kırık açı demek. AOB açısını benden istiyor. Yani burası alfa. Bakın merkezin kollarını uzattım. Alfanın gördüğü yay kendisine neydi? Eşitti. Neden merkez açı? Cevabım 150 derece. Çevre açı ikinci kullanacağım önemli açılardan bir tanesi. Çevre açı bana der ki ben ne yapıyorum? Bakın A noktasında bir gözlemci tanımlıyorum. Buradan ne yapıyorum? Çemberin dışına doğru kollarım uzuyor. Burası alfa ise bakın gördüğünüz yay ne oluyor? 2 alfa şeklinde oluyor. Çevre açının özelliği de 2 kat olmasıdır. Örnek 2. A noktası üzerinde bir açı vermiş arkadaşlar. Bakın şuradan AB kolunu çizdim. Daha belirgin olsun diye buradan da AC kolunu çizdim. Burası 50 derece ise bakın şurası ne olacaktır? 2 katı 100 derece olacaktır. Sonra geliyorum şuraya, şu ifadeye bakın şurada BOC açısı var. Burası nedir arkadaşlar? Merkez. O halde merkez açı neydi? Gördüğü yay ölçüsüne eşitti. X buradan nedir arkadaşlar? 100 derecedir. Örnek 3. AB çemberin çapı. Şurası çemberin çapı. Buralarda bir yerde de merkez var arkadaşlar. ACB açısı çemberin bakın üzerinde. O halde bu arkadaş nedir? Bir çevre açıdır. Onun kollarını bakın şu şekilde uzatıyorum ki yay nerede onu göreyim. Kollarını bakın uzattığımda 165'in 2 katı burası olacaktır. Yani şu yay bana neyi verir? 130 dereceyi verir. Aynı şekilde bakın burada bir X var. O X de A'dan bakış atan bir gözlemciye ait. Bakın bakışı fırlattım. Burası X de burası nedir arkadaşlar? 2X'tir. Aynı zamanda AB'nin ben ne olduğunu biliyorum. Çap olduğunu biliyorum. O halde burası çemberin nesi? Diğer yarısı. Yani tamamı 360 derecesi. Burası ne olacak? 180 derece. 130 artı 2x eşittir 180 derece ise 2x buradan 50 gelecek, x buradan 25 derece olarak gelecektir. Örnek 4. O noktası çemberin merkezi 40 dereceyi vermiş arkadaşlar, sonra da x'i benden istiyor. Bakın şurası AD doğru parçası, şu ABD bir doğru. O halde şu şekilde sırtını aldığımda bakın şurası nedir? 140 derece. B'den bu şekilde fırlattım. B'den yine aynı şekilde ne yaptım? Fırlattım. Ve B noktasındaki arkadaş nedir? Bir çevre açıdır. Ve ne olmak zorunda? 2 katı olmak zorunda. Ve 140'ın 2 katı burada nedir? 280 derece. Çemberin tamamı 360 dereceydi arkadaşlar. 360'tan 280'i çıkartırsanız kaç derece gelecek? 80 derece olarak gelecek. Bakın o 80 derece şuranın, buranın ifadesi.
Ve burada bir merkez açı olduğu için merkez açı gördüğü yay ölçüsüne eşitti. O halde cevabım Bursa olarak gelecektir. Örnek 5. 60 derece, 40 derece ve x dereceleri arkadaşlar bakın şeklin üzerinde teker teker vermiş. Ben şimdi buradan ne yapabilirim? Bakın B noktası çemberin üzerinde hemen kollarımı şu şekilde uzatıp şuradaki neyi görebilirim? Bakın bu ifadeyi görebilirim. 120 derece. İki katını aldım. Aynı şekilde bakın D noktası da aynı yere bakıyor. Kollarımı uzattım. Bakın kollarımı uzattığımda o da 120 dereceyi görüyor. Buradaki göz. O halde burası ne olacak? 60 derece. İki iç bir dış olacağı için x buradan ne olacak? 100 derece olarak gelecektir. Örnek 6. O noktası çemberin merkezi 20 derece 45 derece olarak arkadaşlar yerleştirmiş ve sonra benden neyi istiyor? A, O, C'yi istiyor. Yani şuradaki X'i istiyor. Burası merkez açıdır arkadaşlar. Burası merkez açı olduğu için gördüğü yayla aynı ölçüye eşittir. Şimdi burayı bulmak için benim ne yapmam gerekiyor? İlk önce üçgende şunu hatırlamam gerekiyor. Bir üçgenin tabanına yumruk attığınızı varsayın. Şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. İçeriklerin toplamı nedir arkadaşlar? A artı B artı C'dir. Bakın o şeklin tamamı nerede var? Burada var. Üçgende öğrendiğiniz bir özellikti bu. Dolayısıyla buradaki bu x'i kullanmak yerine ben o x'i oradan silip nereye yazarım? Bakın şuraya yazarım. İçeriklerin toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Şuraya gelecektir. Dolayısıyla bunları toparlarsam 20, 40 daha ne olacaktır? 65, burası x artı 65 olarak gelecektir. İçerikleri toplayıp oraya yazdım. Şimdi artık başlıyorum çember özelliklerini kullanmaya. Nasıl yani çember özelliği? Bakın şu şekilde. AOB merkez açı. O halde merkez açıysa bakın şurası ne olmalı? X artı 65 derece olarak olmalı. Aynı şekilde ABC bakın nedir? Bir çevre açı. Çevre açıysa gördüğü yayla ne olacak? 2 kat. Ve bundan dolayı da burası ne olmalı? 2x olmalı. Buraya bir x artı 65 dedim, bir de 2x dedim. O halde bunları ne yapıyorum? Birbirine eşitliyorum. Bunları birbirine eşitlersem x ne olacaktır arkadaşlar? Buradan 65 derece olarak gelecektir. Benden neyi istiyor? X artı 65'i istiyor. Cevabım 130 derecedir. Örnek 7. O noktası çemberin merkeziymiş. Bakın şurada O noktası çemberin merkezi. Ben şunu yapabilirim. Şuradan ifadeyi şu şekilde birleştirebilirim. Bakın burası da R. Bakın burası da R. Burası da R şeklinde gelir. Burası 80 ise arkadaşlar. Bakın burası da 80. Çünkü ikizkenar bir üçgen oldu. 80, 80 daha ne gelecektir? 160 buraya 20 derece geldi. Aynı şekilde bakın şurada bir ikizkenar üçgen var. Burası 35 ise burası da 35 derece gelecek. 35, 35 daha 70. Buraya ne gelecek? 110 derece gelecek. X dediğim yere ben ne yazarım? 110 artı 20'yi toparlarsam 130 dereceyi yazarım gençlik. Örnek 8. O noktası çemberin merkezi. Bakın burada O noktası çemberin merkezi. Yine bir önceki sorudaki durumu kullanabilirim. Şu şekilde çizdiğimde bakın burası da R, bakın burası da R. Burası 50 ise yine ne olacaktır? Burası da 50. İkizkenar bir üçgen var burada. 50, 50 daha 100 buraya ne kalacaktır? 80 derece olarak kalacaktır. Sonra şunu yakalarım. Bakın şurayı yakaladığımda şu ifade nedir? A noktası çemberin üzerinde nedir? Çevre açı. O halde şuraya da neyi yapıştırırım? Bakın 35'in iki katı 70 dereceyi yapıştırırım. 70'i gören bir merkez açı var. Bakın tüm ihtişamıyla buradan O noktasından bakıyor. Merkez açı neydi? Aynı ölçüye eşitti. X buradan neye eşittir? 80 artı 70'ten 150'ye eşittir arkadaşlar. Örnek 9. O noktası çemberin merkezi. O noktası çemberin merkezi ise bakın buraya. O'dan C'ye. O halde burası R. Çift çizgi olarak kendisi göstermiş. Burası da R'dir. Aynı şekilde burası da R'dir ve çift çizgidir. O'dan B'ye birleştirirsem arkadaşlar burası da R şeklinde olacaktır. Bakın burada ne oluştu? Bir eşkenar üçgen oluştu. 60-60 diye yapıştırdım. Buraya ne kaldı? 100 kaldı. Burası 180 olması gerekiyor iç açılar toplamından. Buralara kaç derece kaldı? 40'ar derece kaldı. Benden x'i soruyor. Cevabım 40'tır. Soru 10.
O noktası yarım çemberin merkezi şurada. O'dan A'ya çift çizgi koymuş. Bakın yarı çap. Yine aynı şekilde çift çizgi yarı çap. Bakın yine aynı şekilde çift çizgi yarı çap. 25 dereceyi ve X'i şeklin üzerine yerleştirmiş ve X kaç derecedir diye sormuş. Ben şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın O'dan E'ye şu kısmı tak diye çizebilirim. Çizdim. Burası da nedir? Tabii ki yarıçaptır. Siz şuradaki OEC üçgeninde ikizkenar üçgene odaklanmanız gerekiyor. Burası 25 derece ise burası da 25 derece. 25, 25 daha 50. Dolayısıyla iki iç bir dıştan. Bakın burası ne oldu? 50 derece. Aynı şekilde ikizkenarlıktan burası da 50 derece. 50, 50 daha 100. Buraya ne kaldı? 80 derece. Burayı toparladığımda arkadaşlar 105 o halde x'e ne kaldı diye kendime sorarsam 75 derece olarak gelecektir sorumun cevabı. Çemberde en çok kullanılan üçüncü açı özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi birincisi neydi? Merkez açı. Şurası merkezdi. Burası alfa ise gördüğü yayda alfaydı. İkincisi neydi? Çevre açı. Çevre açı nasıl olacak? Bakın çemberin üzerindesiniz. Burası alfa ise şurası ne olacak? 2 alfa olarak gelecek. Şimdi neyi göreceğiz? Teğet kiriş açı. Bir çemberin dışında teğet ve o teğet noktasında içinde de bir bakın kiriş varsa orada bir teğet kiriş açı vardır. Ve o teğet kiriş açı aynı çevre açı gibi davranır. Kendisi alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfa şeklindedir. Hadi gelin bakalım şimdi bunun sorularını beraber inceleyelim. Karşımıza neler çıkabilir? 11. soruda AB'nin AC'ye eşit olduğunu söylemiş. BAD'yi 40 olarak vermiş. DAC'yi de X olarak bana vermiş. Şimdi bakın şurada A noktasında teğet olduğunu söylemiş ve aynı şekilde AC'nin kiriş olduğunu da ben ne yapıyorum görüyorum. Ve yine aynı şekilde AD'nin kiriş olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şurası arkadaşlar bir nedir? Teğet kiriş açı. Burası 40 derece ise gördüğü yay nedir? 80 derece olarak gelecektir. 80 derecenin gördüğü bakın burada ne var? Bir çevre açı var. Yani siz şurayı ne yapabilirsiniz? Bakın şu ifadeyi aldım. Şuradan çektim. Siz buradan şuranın ne olduğunu görürsünüz. 40 derece olduğunu görürsünüz. Karşınızda bir ikizkenar üçgen var. Burası 40 derece ise arkadaşlar burası da 40 derece olarak gelecektir. Üçgende iç açılar toplamı 180. Bakın burası 40. 40 daha 80. O halde burası da ne olacak? 100 olacak. X de buradan nedir? 60 olarak gelecektir cevabım. Örnek 12. 30 derece 70 derece şeklinde vermiş. X'i de koymuş ve B noktasından teğet olduğuna göre. Bakın B noktasında teğet. Bu teğet ile BD kirişi buluşunca şurada ne oluşmuş? Teğet kiriş açı. 30 derece ise arkadaşlar gördüğü yay nedir? Bakın 60 derece. Bu 60 dereceyi gören bakın bir C nesi var? Çevre açısı var. Bu C'den bir bakışı fırlattığında neyi gördü? 60'ı. O halde burası ne olacak? Bakın 30 olacak. Şimdi ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olmalı. Burası zaten 100 derece olarak verilmiş. Burası 30. O halde X ne olur? 50 derece olarak cevabını bulmuş olurum. Soru 13. 70 dereceyi, 25 dereceyi ve X'i çemberin üzerine yerleştirmiş arkadaşlar. AB noktasından çembere teğet olduğuna göre bakın şurayı teğet olarak ne yapmış yerleştirmiş. Şimdi bakıyorum neler var. D noktası çemberin üzerinde ve D noktası çemberin üzerinde ise bu şekilde bakın bir çevre açı var. Burası 25 derece ise burası ne olacaktır? 50 derece olarak gelecektir. Sonraki kısma geldiğimde şuradaki 70 dereceyi de ne yapabilirim? Kullanabilirim. Nasıl kullanırım bu 70 dereceyi? Bakın şurada 70 derece ise gördüğü yay bakın burası nedir? Şu ifadeye geldim. 140 derece olarak gelecektir. Şimdi bir teğet kiriş açı aramam lazım. Nasıl yani? Bakın şurada. Şurası sizin kirişiniz, şurası sizin teğetiniz ve şu açıyı siz bulabilirsiniz. Kimi görüyor? 140 derece. Yani burası ne olmak zorunda? 70 derece olmak zorunda. Şimdi neyi kullanacağım? Üçgendeki iki iç bir dışı. X ile 25'i toplarsanız ne olacak? 70. X artı 25 derece 70 derece eşittir. X buradan nedir diye bana sorarsa 45 derecedir. Cevabım denizli arkadaşlar.
Yine çok önemli bir özellikle karşı karşıyayız arkadaşlar. Çapı gören çevre açı diktir. Neden? Bakın, şu C noktasında bir gözlemci var. Bu şekilde A'dan kolunu uzattınız. Bu şekilde B'den kolunu uzattınız. Bu arkadaş zaten nereyi görüyor? Bakın, çemberin yarısını görüyor. Zaten burası 180 derece. İkiye böldüğünüzde ne olacak? Dikliği bulmuş olacaksınız. Ama biz hep ne diyoruz? Çapı gören çevre açı tak diktir diyoruz. Yapıştırıyoruz sorularda ve yolumuza devam ediyoruz. Örnek 14. AB çemberin çapı. Bakın AB çemberin çapı. C noktasında bakın ne var? Şöyle kollarımı uzatırsam bakın C noktasında çapı gören bir çevre açı var. Yani burası nedir arkadaşlar? Kocaman bir diktir. O halde buraya ne gelecek? 50 derece. Burası x'i arkadaşlar. Bakın burası da x'tir. 2x artı 50 eşittir 180. Buradan 2x eşittir 130. X dediğim şey nedir? 65 derece olarak beni Denizli'ye götürdü. Soru 15. AB çemberin çapı DE'nin EC'ye eşit olduğunu vermiş. CAB'nin 25 derece yine soru üzerinde vermiş. ABD'nin 30 derece olduğunu soru üzerinde vermiş ve benden CBD açısını istiyor. CBD, CBD açısı şurası arkadaşlar. Şimdi ben neler yapabilirim? Bakın E noktası çemberin üzerinde. O E'den tutup şu şekilde ne yapabilirim? Çizebilirim. Çizdiğimde ne olacaktır? Çapı gören çevre açı şurası dik olarak gelecektir. Bakın iki iç bir dıştan burası ne olacaktır? 55 derece. Şimdi bakın bir dikmeyi indirmişsiniz. Tabanı iki eş parçaya bölmüş. Bu nerede oluyordu? İkizkenar üçgende. Dolayısıyla şu parçayla şu parça birbirinin aynısıdır. Burası 55 derece ise burası da 55 derece. O halde bunlar da açıortaydır. İç açılar toplamı 180'den ben bu açıyı ne yapmak zorundayım? İfade olarak tamamlamak zorundayım ve burası ne gelecektir? 35 derece olarak gelecektir. Burasının da 35 derece oluşundan cevap beni Denizli'ye götürür. Örnek 16 arkadaşlar, bu dersimizin son sorusu. AB yarım çemberin çapıymış. AB yarım çemberin çapı yani 14. AD'yi 8 olarak vermiş ve DB'yi 6 olarak vermiş. CD nedir diye sormuş. Bakın. A'dan C'ye ne yaptınız? Bu şekilde çektiniz. Yine aynı şekilde C'den B'ye bu şekilde çektiniz. Çektiğinizde çapı gören bir ne var? Çevre açı var. Dolayısıyla burası nedir? Bakın diktir. Dikten dikilmiş. O halde Öklit uygulayacağım. X kare eşittir. 6 çarpı 8. X kare buradan ne gelecektir? 48 olarak gelecektir. Buradan 16 çarpı 3 diye düşünürsem x dediğim şey arkadaşlar 4 kök 3 olarak gelecektir. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum size.